İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi oturumu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın soykırım anıt kompleksini ziyareti. 11 Mayıs'ta Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin de yüre tanınmasının 101. yıl dönümüne adanan konferans. Eylül Savaşı'nın ruhsal bozukluklarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağız. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde cennetten bir köşe, Kıdus, Çarpana Adası. Batı Ermenistan'ın Sebastia ilinde sel. Konifa 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası iptal edildi. Tarihçi Angela Derya'nın Ararat Ülkesi'nin Tarihi başlıklı kitabının sunumu. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağan oturumu 5 Mayıs 2001 tarihinde Parlamento Başkanı Leonardo Basmacian başkanlığında gerçekleşti. Oturuma Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Arjantin, Arsah, Doğu Ermenistan ve diğer ülkelerden milletvekilleri katıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi 14 Nisan 2001'de hükümet ve Sam Tilkeyan tarafından önerilen iki değişikliği dikkate alarak değiştirilen tasarıyı 5 Mayıs'taki oylamaya sundu. Tasarı milletvekilleri tarafından tek çekimsel oyla kabul edildi. Yasa onay için Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na gönderildi. Onaylandıktan sonra Batı Ermenistan'ın ulusal anayasasına dahil edilmek üzere Anayasa Konseyi'ne sunulacak. Batı Ermenistan Ulusal Anayasası'nın 76. maddesi uyarınca devlet başkanı 21 gün içinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi tarafından onaylanan yasayı imzalayabilir ve yayınlayabilir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, mevcut materyallerini tanımak ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin arşiv materyalleriyle karşılaştırmak için 5 Mayıs'ta soykırım anıtı kompleksini ziyaret etti. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan müzeyi gezerek sergilenen materyalleri, eşyaları, belgeleri inceledi. Bunların çoğuyla çoktan tanışıyordu. Ziyaretin sonunda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'a 2020 yılında Yerevan'da Charles Duran Tekeyan tarafından yayımlanan Doğu'da 4 yıllık savaş başlıklı anı kitabı hediye edildi. Sevgili yurttaşlar, sevgili takipçiler, 11 Mayıs 2001 tarihinde Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin de yüre tanınmasının 101. yıl dönümü konulu bir konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan gerçekleştirecek. Konferans saat 11'de başlayacak, saat 14'te bitecek. Konferans soru ve cevap şeklinde devam edecek, kahve molası sırasında ise görüş alışverişi gerçekleşecek. Giriş herkese açık olup ücretsizdir. Arsak, 44 günlük savaş fiziksel kayıplardan ziyade ciddi travmatik sağlık ve psikolojik sorunlara yol açtı. En kötü durumda olanlar ise savaşın dehşetini gören Arsak halkı, askerler ve yakınlarıydı. İravunk gazetesi Arsak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Adli Psikoloji Komisyonu Başkanı Agop Agopyan'dan Arsak'taki yurttaşlarımızda hangi psikolojik ve ruhsal sorunların ortaya çıktığını bulmaya çalıştı. Agopyan, savaş sonrası dönemde ortaya çıkan strese atıfta bulunarak şöyle konuştu. Genel olarak savaşın dehşetini algılayan ve acı çeken ilki insan organ sistemlerinden biri, merkezi sinir sistemi olan insan ruhunun fonksiyonudur. Savaşın en başından beri akut stres bozukluklarımız oldu. Daha sonra savaş sırasında insanın zihinsel durumu savaşa adapte olmuş gibi görünüyor. Ancak o sırada akut rahatsızlıklar meydana geliyor. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'ndeki 4 büyük adadan biri, Ermenice adı Kutus olan Çarpanak Adası, el değmemiş doğası ve dokusu ile eşsiz bir güzellik sunuyor. Her yıl çok sayıda yerli turist ve doğa sever tarafından ziyaret edilen ada, Ermenicesi Tagavarak olan koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmadan dolayı sessizliğe büründü. Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü.
her yıl çok sayıda turist, fotoğrafçı, doğasever tarafından ziyaret edilen ve adanın üzerinde bulunan Ermeni kilisesi, kaçak defineciler ve aşıklar tarafından tahrip edilmesi tepkilere neden oldu. Batı Ermenistan'ın Sebastya, Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle dere taştı, tarım arazileri zarar gördü. İlçede yaklaşık yarım saat süren dolu ve sağanağın ardından Tohma çayına karışan Çakçur Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Kayseri-Malatya Karayolu Gürün ilçesi kesiminde önlem amacıyla bir süre trafiğe kapatıldı. Taşkında bazı mahallelerde yol ve köprülerde küçük çaplı hasar oluştu, bazı tarım arazileri zarar gördü. İlçe özel idare ekipleri ile Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri ilçede hasar tespit çalışması başlattı. Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu olan CONIFA, Fransa'nın Nice kentinde yapılacak olan 2021 Avrupa Futbol Kupası'nın Ermencisi Tagavarak olan COVID-19 nedeniyle iptal edildiğini doğruladı. CONIFA Avrupa Komitesi şampiyonanın yeni gününe karar verme hakkına sahip ve yarışma en az Ağustos 2021'e kadar ertelenecek. CONIFA Avrupa Futbol Kupası 2021'i iptal etme kararı CONIFA'nın resmi açıklamasının ardından organizasyon komitesi ve hükümet tarafından alındı. CONIFA Avrupa Başkanı Alberto Riccio şunları söyledi. Bu karar için üzgünüm ama bu kaçınılmazdı. Bu harika futbol kupasını gerçekleştirmek için hepimiz çok çaba sarf ettik. Ancak salgın istikrarlı bir değişkendi. Avrupa Futbol Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Adil Echauni ise şunları ekledi. Bu büyük ve çok sevilen turnuvanın önümüzdeki yıl Nice'de gerçekleşmesini umuyoruz. Sizi 2022'de görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni Avrupa Futbol Kupası ile ilgili karar, CONIFA temsilcileri tarafından yakından sosyal ağlarda başlayacak bir yarışma aracılığıyla verilecek. Geçtiğimiz aylarda bir Rus sanatçı, bu muhteşem spor etkinliğinin sembolü olacak olan Avrupa Futbol Kupası modeli için çeşitli yaratımlarda bulundu ve bunlardan biri CONIFA'nın daimi sembolü olacak. Aynı zamanda Avrupa Futbol Kupası yorum yarışması 50'den fazla aday ile büyük bir başarı kaydetti. CONIFA, başvuru sahiplerini gelecekteki faaliyetlere dahil etmek için bir irtibat grubu kurmayı planlamaktadır. 7 Mayıs saat 14'te Yerevan'ın Avedik İshakyan adlı merkez kütüphanesinde tarihçi Angela Derya'nın Ararat ülkesinin tarihi M.Ö. 4. 1. bin yıllar başlıklı kitabının sunumu gerçekleşecek. Giriş ücretsizdir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Luisa Yeremyan tarafından seslendirilen Horhurt Horin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.